Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler basın açıklamasında imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak yanı başımızda meydana gelen şiddet ve katliamlara karşı tepki göstermeyi ve bu şiddet ve katliamların İslam'la özdeşleştirilmesine karşı çıkmayı İslami sorumluluğumuzun bir gereği olarak gördüğümüz için bugün buradayız. İslam hiçbir zaman masum, savunmasız, sivil halkı savaşın bir parçası olarak göremez. Görmez. İslam hiçbir zaman insanların zorla İslam'a girmelerini talep etmez. İslam sırf bir mezhebe bağlı diye bir Müslümanı öldürmeyi tasvip etmez. Allah adaleti emreder ve zulmetmekten sakındırır. İslam savaşa gönderdiği komutanına kadınlara dokunmayacaksın, çocuklara dokunmayacaksın, yaşlılara dokunmayacaksın, kiliselerde, havralarda ibadetleriyle meşgul din adamlarına dokunmayacaksın, ağaçları kesmeyeceksin, yakmayacaksın diye emir veren bir peygamberin tebliğ ettiği bir dindir. İslam 10 bin kişilik ordusuyla Mekke'yi mutlak bir zaferle fethettikten sonra hepsini tek tek kılıçtan geçirebilecek veya tek bir sözüyle hepsini İslam'a girmeye zorlayacak gücü varken eski düşmanlarına, yani Mekke'nin yerli halkına hitaben bugün artık hiçbir şekilde hakir görülmeyeceksiniz. Haydi şimdi dağılın, hür ve serbestsiniz diyen bir peygamberin rehberlik ettiği bir dindir. İslam, Allah sizinle din konusunda savaşmaya, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Kerim olan kitabının Mümtehine suresinin 8. ayetinde bu şekilde buyurur Cenab-ı Allah. Esas kaynağı Kur'an kabul eden bir dindir İslam dini. İslam şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye vahyeden Allah'ın dinidir İslam. Bu itibarla uzun süredir devam eden ve en son örneğini Kürdistan bölgesine bağlı Şengal'de gördüğümüz masum, savunmasız sivil insanların üzerine ateş açılarak öldürülmelerine ve çok sayıda kadının kaçırılması ile sonuçlanan IŞİD saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve bu yapılanın İslam'ın savaş hukukuyla asla bağdaşmadığını ifade ediyoruz. Ayrıca bir Sünni ayaklanması olarak tanımlanan başını IŞİD'in çektiği koalisyonun Sünni bölgeler dışında kalan Kürdistan topraklarına karşı saldırıya geçmesini de üzerinde düşünülmesi gereken bir olgu olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra sırf bir mezhebe bağlı diye insanların öldürülmelerini asla tasvip etmiyoruz. Çıkması muhtemel bir mezhepler arası büyük savaşın acılarının on yıllarca süreceğinin bilincindeyiz. Böyle bir mezhep savaşının İslam coğrafyasını yüzyıllardır rahat bırakmayan Batı emperyalizminin Müslümanı Müslümana kırdırarak hükümran olma politikalarına yarayacağının farkındayız. İslam sadece Müslümana karşı değil, Müslüman olmayanlara karşı da adaleti emreden yüce bir nizamdır. İslam hiçbir zaman kendinden olmayanları ortadan kaldırmayı emreden bir din olmamıştır. İslam adına ortaya çıktığını iddia eden bu tür saldırılar, katliamlar, insan kaçırmalar hem Müslüman halklar nezdinde hem de tüm dünya halkları nezdinde İslam'la ilgili çok büyük yanlış anlamalara neden olmakta, İslam'a karşı büyük nefret duyguları yeşermesine sebep olabilmektedir. Ayrıca bu durum, İslam'ı dünya gündeminden silmeye çalışan küresel istikbarın ekmeğine yağ sürmektedir. Son olarak, ABD Hava Kuvvetleri'nin
8 Ağustos 2014 yani dün itibariyle Müslümanların topraklarında yaptığı onca yıkım ve katliama rağmen tekrar Irak semalarında belirmesi ve adeta bir kurtarıcı olarak gösterilmesi bizlere ABD işgalinden sonra Irak topraklarında öldürülen 1,5 milyon insanı asla unutturmayacaktır. Başta ABD olmak üzere küresel istikbarın tüm muharip güçlerinin ve Müslümanı Müslümana kırdırmakla görevli istihbarat örgütlerinin İslam coğrafyasını terk ettikleri gün daha huzur dolu günleri bekleyeceğimiz gündür. Çünkü İslam coğrafyasında akan kanın ve yapılan katliamın asıl sorumlusu başını ABD'nin çektiği küresel istikbar ve onların yerli kuklalarıdır. Sözü Kur'an'dan bir ayetle tamamlayalım. Maide suresi 8. ayet. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan hakimler ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin. Adalet yapın ki o takvaya en yakın olandır. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mazlum Haklar Dayanışma Platformu'nun bildirgesidir. Başta değerli basın mensupları olmak üzere bütün katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bildiriye imza atan sivil toplum kuruluşlarının isimlerini paylaşalım ve öylece bitirelim. Azadi, kısa adı Azadi olan Kürdistan İslami İnisiyatifi, Beşir Der, Eğitim Birsen, Fırat Der, Siverek Der, Siyar Der, Özgür Der, Hayrat Der ve Özgür Eğitim Sen bu bildiriye imza atan sivil toplum kuruluşlarıdır. Hepsine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.